Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Ee, özellikle ikinci e, sıra rekabeti anlamında önemli bir karşılaşma. Maç öncesindeki yine detaylara bir bakalım. Fenerbahçe Spor Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran Sarı ekip 3. sırada yer alıyor. Konya Spor ise 29 hafta sonunda 55 puanlı 2. sırada iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konya Spor 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de cezalı Mert Hakan yandaşlar sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu takımdaki yerlerini alamayacak. Luis Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novaksa sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu kart görmeleri halinde 31. haftada Yukatel Konya Spor'la yapılacak maçta forma giyemeyecek. Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Süper Lig'in ikinci basamağında bulunan Konya Spor, zorluğu Fenerbahçe deplasmanında sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konya ekibinde stoper Abdülkerim Bardakçı sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Yeşil Beyazlar'da Şikalişi, Zimer, Soner ve Adil sarı kart ceza sınırında. Dört futbolcu kart görmeleri halinde 31. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek. Evet maç öncesi gelişmeler bu şekilde. Özellikle Abdülkerim'in olmaması Konya Spor'da çok büyük bir handikap. Hem oyun yapısı hem oradaki varlığıyla Konya Spor'un bu sezonki en önemli oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe deplasmanında olmayacak. Konya Spor için çok kritik bir maç. Yani bu sezonki ilk kırılma maçları Trabzonspor maçıydı. Orada o sınavı geçemediler. Kötü oynamadılar ama geçemediler. Geçemediler. Şimdi bence ikinci kırılma maçı Fenerbahçe maçı. E, ve önemli bir oyuncuları yok. Yani e, Konya Spor açısından ilk ikincisini sağlamlaştırma ya da oradaki iddiasını sürdürme açısından e, çok kritik bir maç Fenerbahçe deplasmanı. E, Fenerbahçe'ye baktığın zaman da son 5 maçta 4 galibiyeti var. Yani e, Fenerbahçe açısından özellikle son yani Aranya bir bir Trabzonspor maçı Tabii yani ve 10 kişi kalmış değil mi e, Trabzonspor önünde e, Bir e, gelişme var Fenerbahçe açısından e, Konya bakıyorum e, Kayseri maçı aklıma geliyor 2-0'dan e, maçı 3-2 kazanmış bir Konyaspor Sporu İlhan Palut'la beraber Ama e, şöyle bir tablo var İlk 11'de Arda olacak mı Arda Güler Yani ilk aklıma gelen Fenerbahçe açısından hı hı. Orada e, çünkü son yine Alanya Spor Deplasmanı'nda attığı bir gol, attırdığı bir yaptığı bir asist maçı damgasını vurmuş. O 16 dakikalık süre içinde. Yani ben yarın akşam acaba İsmail Kartal yine onu bir koruma altında olup yedek mi soyunduracak? Yine ikinci yarı hamle oyuncusu mu yapacak? Yoksa yine Mesut'la mı başlayacak maça? E, yani ki bana göre maçın öncesinde ya da sonrasında en büyük tartışma konusu. Arda Güler üstünden dönebilir. Onun dışında ben e, Fenerbahçe eğer Konyaspor iş sahada yenerse İsmail Kartal açısından da bambaşka bir pencere açılabilir sezon sonu için. Yani yabancı hocanın yardımcı olarak kalacak mı ya da yabancı bir hoca gelmez acaba İsmail Kartal'la devam edebilirim bir aklılara gelebilir mi? O da bir bana göre bir pencere açabilir İsmail Kartal açısından. Ya yani Fenerbahçe'nin bir de şu şeyi var yani maçlarda gösterdiği özellikle son Alanya Spor Deplasmanı'nda pozisyon buldu mu gole çevirebiliyor. Yani sadece Serdar Dursun üzerinden gitmeyip diğer oyuncular devreye girebiliyor. Gele e, Konya Spor'da ise belli oyuncular skora etki yapabilen e, bir profil çiziyorlar. Ben çok zor bir maç iki takım açısından da beraberlik olursa da hiç şaşmam. Onun altını çizmek isterim. Fenerbahçe'nin bir avantajı da herhalde taraftar desteği olacak. Özellikle Trabzonspor maçında o taraftar desteğini çok iyi arkasına aldı Fenerbahçe. İğmelenen bir oyun profili var. Hem sonuçlarla da bu doğru orantılı gidiyor. Yaklaşık bir 40 bin kişi olması bekleniyor yarınki maçta. Ki daha önce de yayınlarda çok bahsettik. Bence şu anda Türkiye'de taraftar takım... E, sinerjisi anlamında olumlu baktığımızda ve bu kadar en iyi etki eden taraftar yani ve olur, bu kadar e, kırılma noktaları yaşayan bir Fenerbahçe evet. açısından konuşuyoruz. Zaman zaman bazı maçlarda yönetim aleyhine, bazı maçlarda futbolcu aleyhine, bazı maçlarda kongre çağrıları o kadar gelgitli yaşayan bir Fenerbahçe buna Sayın rağmen, başkanın maçlara gitmemesi de biraz etkili oldu ha, aslında. Geçen, o havayı da kırmış oldu. Yani e, başkan da son bu Altı genç oyuncu imza bir esprisi vardı. Ben maçlara gitmiyorum ki bunu gülerek söyledi ama e, takım kazanıyor diye. Ee, tabii bu bir latifeydi ama e, Sayın Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe yaptıklarını kimse e, inkar edemez ama saha sportif başarı var mı dersen maalesef bu sezonda yani ligde yoksun, kupada yoksun, ya, kadro, alpoda yoksun. Kadro olarak da başarı yok. Yani, yani maalesef işte oyuncu tercihleri hala sol bek yok takımda, sağ bek tartışılıyor, sağ kanat oyuncusu yok. İşte Foy hattında işte Berişa Serdar Dursun mu, işte Sakat Valencia mı son... 4 yıllık Ali Koç dönemini söylüyorum. Maalesef bütün her şey orta sahada yatırım yaptılar ama o orta sahada maalesef Fenerbahçe istenen bölüme taşıyamadı ama senin altını çizdiğin gibi Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'den çok büyük güç. Trabzonspor maçında takım 10 kişi kalmasına rağmen takım ayakta tutan bir güçtü. Yarınki maçta da akşamda yine ben dediğim gibi 30 bin 40 bin taraftar olabilir. Ama Fenerbahçe'nin bu 5 maçlık pelotunda Fenerbahçe'nin koşu mesafesi arttı bu e, İsmail Kartal'ın her maç sonrasında e, dile getirdiği bir nokta yani 11-12 kilometre koşmak kolay değildir bir takım için bunu da başardılar onların da kondisyon seviyesi üst e, kademe diyor çıktı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın Mesut Özil ile ilgili planı belli oldu. Uzun süren sakatlığı sonrası yeniden takıma dönen Mesut Özil, Konya Spor maçında takımının beyni olacak. Aktarılan bilgilere göre İsmail Kartal, Fenerbahçe Konya Spor maçında Mesut Özil'i, maestro olarak görevlendirecek. Öte yandan Mesut Özil'e hücum hattında, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci yardım edecek. İşte detaylar. Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta oynanacak kritik Konya Spor maçının planlarını hazırlıyor. Son 5 lig maçında 13 puan toplayan Sarı Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil'den faydalanmak istiyor. Alanya Spor deplasmanında attığı gol ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Özil'in mevkii bozulmayacak. Milliyetin haberine göre tecrübeli Yıldız yeniden oyunun merkezinde olacak. Özil'in arkasında artık uyumla oynayan ve istikrar yakalayan Crespo Zagis'e ikilisi orta sahada güven veriyor. Crespo Zajice ikilisi sayesinde, Mesut Özil ön tarafta daha rahat oynuyor. Orta sahada savunmanın dirençli olması, ünlü futbolcunun hücum hattında daha rahat ve daha verimli oynamasını sağlıyor. Takımın kanatlarında da Rossi ve İrfan Can'ın olması bekleniyor. Cezası biten İrfan Can'ın Konya Spor karşısında sağ kanatta, geçen hafta Alanya Spor maçında sahanın yıldızlarından olan Rossi'nin de sol kanatta yer alması düşünülüyor. Mesut Özil'in oyun içerisinde Rossi ve İrfan Can'la da iyi iletişim kurması bir diğer artı güç olarak görülüyor. Bir diğer haberimizde, gençleştirme operasyonu ile beraber Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümükaya, Melih Bostan, Ertuğrul Çetin, İshak Vural ve Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayan Sarı Lacivertliler, şimdi de tecrübeli isimlerle yola devam etmeye hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enır Valencia, Miha Zajise ile yeni kontret imzalayacak. Fenerbahçe ile ilgili son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.